Mutlu pazarlar değerli futbol severler. Süper Lig'de 29. hafta heyecanı ve az önce sona eren karşılaşmada Fenerbahçe 90+3'te Sov'un attığı golle Çaykur Rizespor karşısında 2-1 kazandı. Tabii Fenerbahçe'nin ligde ikincilik şansı devam ediyor. İkincilik iddiası kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Hatta matematiksel olarak da şampiyonluk şansının bittiğini söylemek mümkün değil. Ama Rizespor açısından son derece önemli bir puan maçıydı. Konuk takım bugün kazanmış olsa lige tutunma şansını ciddi derecede arttıracaktı ama sahadan puansız ayrılıyor Hikmet Karaman'ın takımı ve ligde kalan haftalar içerisinde Kayserispor'la arasındaki puan farkı da 6'ya çıktı. Yani Rizespor için Süper Lig'de kalmak iyice zorlaştı. Bu maçı konuşacağız, %100 futbolda değerlendireceğiz. Tabii diğer sonuçları da dilerseniz hatırlatarak başlayalım. Bu güzel İstanbul'da tabii hava güzel, diğer illerde nasıl bilmiyoruz ama bu güzel pazar gününde insanlar genellikle sokaklarda gezmeyi sevdikleriyle tercih ediyorlar. Ama televizyonlarını yeni açanlar için sonuçları da hatırlatalım. Gaziantepspor Karabükspor karşılaşmasıyla başladı hafta, 0-0'lık beraberlikle bitti. Kayserispor dün Veyton'un yıldızlaştığı maçta Alanyaspor'u, ki yeni teknik direktörü Mesut Bakkal'la çıkmıştı maça, 3-0 mağlup etti. Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşması pozisyonlara rağmen 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bugün Akhisar deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Ve Fenerbahçe'de son nefeste, son solukta attığı golle Çaykur Rizespor karşısında 2-1 kazandı. Hocam çok enteresan. Fenerbahçe son haftalarda hep son dakikalarda goller atıyor ve puanları bu şekilde alıyor. Galatasaray maçında da böyle oldu. Bugün de böyle oldu. Karabük deplasmanında da belki son dakikalar değil ama 80'den sonra gelmişti ve çok da etkili bir futbol ortaya koymamış olmasına rağmen bugünün dışında, bugün de zaman zaman bölümler halinde yok. İstediğini alan bir takım görüntüsünde son maçlarda. Şimdi altyazıda bakıyoruz. Son 7 maçta 6'sını kazanmış Fenerbahçe. Bugün Beşiktaş'ın bir maç eksiğiyle 8 puan gerisinde. Yani hakikaten de 7 hafta önceden bir bakalım, ne, o kadar kötü gitti yani. Enteresan değil mi? 7 maçta 18 puan alan bir takım şampiyonluk yarışında yok. Çok tuhaf. Son 4 maç 12 puan alıyorsun ligin sonuna doğru. Burada tabii bazen küme düşmeler, düşmemeler, şampiyonluklar veya olamamalar, şampiyon olamamalar çok küçük detaylarda saklı olabiliyor. Bir tane oyuncu gereksiz yere sahada hani kart görüyor. Yüksek atılan topta muhtemelen o olmuş olsaydı Emine ikili, Musa Sol bu kadar ikili bir varyasyon yapamazlardı. Kuralı bilmediği belli hareketi yaptığına göre. Çünkü sarı kartı var. Kalecinin topu oyuna sokmasına engelliyor. Kuralı biliyordur. Biliyordur da daldı işte orada. Bir profesyonel oyuncu 90. dakika. Bunu yapmaz yani sonuçta. Ben bildiğine inanmıyorum kural hocam. Bilse yapmaz. Bilmiyor olabilir. Oyuncuların çoğu kuralları bilmiyor. Ya bu çok bariz olduğu için söylüyorum canım. Bu barizdirdi. Yani o anda bir reaksiyon gösterdi. Refleks de değil yani. Hata yaptı sonuçta. Böylesine bir kritik maçta çabuk başlamasın diye de sarı kartım var yani. Aynen öyle. Al şimdi bir doldurdu. Eksik kaldınız orada yüksek toplarda. Ki o pozisyondan önce de en azından vurdurmuyorlardı. Ve bir tane ve başlama yerini bilmiyorum. Onu Başakşehir maçında da aynı tartışma olmuştu. Önden başladı, arkadan başladı. Şu anda herhalde ikinci maçtan sonra görüntüler gelecek değil mi? Bu dönemde evet, gelmeyecek. Beşiktaş maçından ama sonra. Ama şu var. Söylediğin şey önemli. Bir takım son dakikalarda da olsa, son 4 maçın 3'ünü kazanıyorsa, bunu 80'den sonra bir tane Karabük, son 96'larda 2 maçta toplam 4 puan fazla alıyorsa bu da bir hünerdir aslında. Çok ilginç yani. Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden seyirciler mesela şimdi hafta içi Başakşehir maçını seyrettiniz mi, kupa maçını? İzledim. Mesela o maçta da beklentilerin çok uzağında ama yine istediğini aldı. Pozisyonlar verdi, kalesinde. Demek ki bazı şeyleri iyi yapıyorlar yani, kötü yapmıyorlar. 2-0'dan 2-2'ye getirebiliyorsa evet. bir takım oyunu son bölümde gol atıyorsa sürekli eleştirmek çok doğru değil. Demek ki iyi yaptığı şeyler de var. Doğru yaptığı şeyler de doğru var. Doğru şeyler de var. Tabii burada Rizespor açısından baktığımızda da 2 tane net gol pozisyonu var. Yani küme düşmeme oynayan bir takım Fenerbahçe'de deplasmanda 10 tane girmeyecek pozisyona. Girdiğin zaman atacaksın. Özellikle Recep İnci çok netti son dakikalarda. O yani bence, iyi pozisyondu. Bence Kuvvetkenki daha netti. Kuvvetkenki karşı karşıya daha net. İyi evet, bir vuruş yapamadı. Çok yaklaştı kaleciye. Tabii Fenerbahçe'den'e baktığımız zaman önümüzdeki deplasmanda Mehmet Topal'ın cezalı duruma düşmesi bir dezavantaj oldu tabii.
Zor bir deplasman çünkü Beşiktaş deplasmanı. Ancak Rize adına baktığımızda da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve bugün alacakları 3 puan o kadar önemliydi ki fikstüre baktığımız zaman ihtimalini yükseltecekti. 27 puanı yakalayacaktı. Kendisi aslında Bursa daha sonra Kasımpaşa deplasmanlarıyla bir düzlüğe çıkabilirdi. Ama final maçlarını genelde kaybediyorlar. Bir de tabii dün Akhisar'ın kazanması deplasmanında, Kasımpaşa maçında. Dün Kayseri'nin kazanması derken bir şey söyleyeceğim hakikaten ya. Bugün niye Fenerbahçe ve Kasımpaşa maç yaptı, Galatasaray yapmadı onu anlamadım. Önümüzdeki hafta... Ya, kupada oynadılar diyorsunuz. Değil mi yani niye? Öğleyin bir de Kasımpaşa maç yaptı. Bursa'da kupada yok. Kasımpaşa bir de Perşembe akşam oynadı. Evet. Pazar Perşembe gibi. Fenerbahçe oynadı, Kasımpaşa Hadi Perşembe Fenerbahçe oynadı da Perşembe... Değil mi yani niye... Öğlen 1'de maç yaptırıyorsa onların özel bir işim vardı Kasımpaşa ile Akhisar. Yani bir hakikaten çok eforlu bir maç oynadılar. 2-0'da 3-2'ye getirdiler. Bir takım kararlı alırken muhakkak teknik kişiler olması lazım. Bugünkü Kasımpaşa Akhisar maçını pazartesi olması lazım. Ya sabah evet pazartesi oynadı o maçı. Günah yani oyunculara da. Zaten de karşılığını gördüler zaten kaybettiler maçı. Sadece o değil ama yorgunlardır. Bir de o maç 0-2'den 2-2'ye getirmek kolay değil. Oyuncular yıprandı, mental olarak yorgunluk oldu. Böyle karambole geliyor böyle takımlar bazen. Ama işte ligin dengelerini etkiliyor. Mesela Akhisar iyi futbol oynadı. Oğulcan çok formda kabul ediyorum ama ligin dengelerini etkiliyor. Etkiledi. Şimdi Akhisar takımının 2 maç 7 atan takıma bizim eleştirmemiz doğru değil ama dengeleri etkiliyor. Şimdi bir gün bir gündür. Şimdi Akhisar bir anda potanın dışına çıktı. Tabii bizim bu demek değildir ki yarın kazanamayacak. Çok doğru mesela. Biz Beşiktaş, Fener, Galatasaray olsa bunu konuşacağız. Akhisar, Kasımpaşa tabii. Olacak konuşmayacak evet. Mıyız? Evet. Bu arada tabii bir sürü takımlar çıkıyor. İstanbul Spor da çıktı Ankara Gücü'yle evet. Birlikte. Yıllar İki sonra. İki büyük camiaydı. Hakikaten büyük camialar değil mi? Ondan sonra Sancaktepe'si, Afyon'u, Bodrum Spor'u. Dün başkanlarını da kutladım Mehmet Bey'i. Çok bizim, evet. Tarihinde ilk defa profesyonel oluyor değil mi? İlk defa böyle bir lige çıkıyor Bodrum Spor hakikaten. Erok Spor da çıkmış tarihinde ilk defa 3. lige. 3. amatör kümeden değil mi? Tabii. Enteresan. Tabii yatırım yapılıyor bazı kulüpler. İyi organize oluyor. Neticede bu da zamanla tebrik fark ederiz. Yaratıyor. Bütün çıkan kulüpleri tebrik edelim. Belediye başkanı da 80-81'de ben Muğla'da oynarken o da futbolcuydu. Bodrum'un ve çok da güzel bir amatör takım falan da bir ara basketbola meraklanmışlardı. Şimdi 3. lige çıktılar. Çok önemli iş yani. 2'ye çıktı, 2B'ye çıktı. Bizim Fırat vardı ya burada çalışan. Bodrum'a yerleşti o maça gitmiş o şampiyonluk maçına. Bodrum Spor'un yeni taraftarlarından biri. Kim? Fırat. Fırat yetişmiştir hoca o. Zor gitmiştir ya. Gamsız. Bodrum Spor'un ciddi tip orada yaşayıp de... Fırat'a hani, da sevgiler. Ondan sonra İstanbul'dan sağlıklar diliyoruz kardeşimize. Severiz. Veya çeşitli büyük şehirlerden artık gidip orada evet. Emekliliğini veya şehri kutlayan insanlar futbol hasretinden uzak kalmazlar artık. Evet. Şimdi biraz önce onu söyledim. Dünkü maç, bugünkü maç derken Rize'nin kazanmak zorunda olduğu bir maç olduğu için stratejisini değiştirdi. Böyle bir stratejiye karşı da Fenerbahçe üretemedi aslında. Gol pozisyonuna falan girmedi. Maçın başında golü bulduktan sonra Rize 1-1 yakaladı. 2-1 diye kalabilecek bir oyun oynadı 10 dakika. O 10 dakikada sıkıştıramayınca Fenerbahçe'nin lehine geçti oyun. Ama ikinci yarıda enteresandır çok daha net pozisyonları bulan şey oldu. Rize oldu. Böylesine maçta ikinciyi bulmadığınız zaman ki rakip de mevzu olabilir o zaman. Oyunun sonunda da bir de 10 kişi kalınca artık ne yapalım bir puana razıyız demek zorunda kalıyorsunuz. O da Fenerbahçe gibi takımlara uzun süredir oynamamasına rağmen Musa Sov gibi oyunculara da oraların oyuncusu da ki advokat için de önemli Musa Sov'un ceza sahası oyuncusu olduğunu artık bilmek lazım. Fenerbahçe 4-3 oynadığında sol açık oynadığında da 12-13 gol atıyordu Musa Sov. Ama merkez santrfor mevkinde daha etkili bir oyun. Yani ceza sahası oyuncusu. Tabii iki tane attı işte bugün. İki tane attı hemen yani. Oralarda olması gerekiyordu. Tabii şimdi Fenerbahçe'de öyle bir aslında iyi gidiyor ki tabii ki şampiyonluk yarışından kopması kötü ama son 7 haftaya baktığımızda özellikle son 4 haftaya. Şimdi öndeki oyuncular sağ tarafta oynayan Ağustos'ta var mı bilmiyoruz. 2 gol atanı Ağustos'ta var mı onu da bilmiyoruz. Kiralık. Sonradan giren. Oyuna gireni onu da bilmiyoruz. Emin Ike'ye o da kiralık. Bir de oyuna başlayan var. Devre arası gidiyordu az daha kiralık. Atif. Şimdi böyle bir takımla bu kadar çok da iyi oynaması da alması, skorlar alması. Bak tekrar söylüyorum Fenerbahçe takımının arzusunda asla problem yok. Fakat advokatın tarzı kontra atak takımı yarattı. İlk yarıda izle Fenerbahçe'nin tehlikeli olmayacak nabzet atakları tamamen kontrayla. Bir tek oyunun bölümünde, son bölümde yine hatırlayalım. Fenerbahçe Galatasaray deplasmanında da aynı şekilde.
kontrada oynadı. Orada çok abartılı savunma oynadı hocam Fenerbahçe hakikaten. Galatasaray deplasmanında. Pozisyon vermedi ama sonuçta. Yani iki tane pozisyonla bitirdi maçı. Ama iyi futbol oynamadı tabii. Yüklendikleri zaman bir kere şunu söyleyeyim. Fenerbahçe içeride alttaki takımlara çok puan kaybetti. Bugün çok çok rekor kırılacak derecede az seyirci vardı. Taraftar olduğunda itici güç oluyor. Hakem etkiliyor, rakip etkiliyor, kendi takımın pozitif etkiliyor. Bu kadar az seyirciyle üst üste maç kazanması da bence Fenerbahçe için önemli. Hala ikincilik şansı devam ediyor. Biraz sonra Başakşehir'in çok önemli stoperleri yok. Mahmut'u da orada düşünecek olursak üçü de yok. Epriyan'ı yok. Değil mi? Evet. Mahmut oynuyor mu tabii yok. Burnu, burnu kırıldı. Darbe almıştı. Burnu kırıldı. Zor. Hele stoper için burnu kırıksa çok daha zor. Herhalde yani o ameliyat kadrolar bellidir olmuş olması gerekiyor. Aslında Fenerbahçe Rize maçı. Kadrolar belli olduğu zaman onu da ekrana verelim. Çünkü aslında çok önemli bir maç. Başakşehir-Beşiktaş maçı. Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki en yakın takipçisi. Başakşehir bugün Fenerbahçe'de kazandı. Hem şampiyonluk iddiasını devam ettirebilmek için kazanmak zorunda. Beraberlik dahi yaramayacak. Böylesine ligin... Şöyle yani Beşiktaş kazanırsa biliyorsun... Rengini belli edecek bir maç. Beşiktaş kazanırsa da şampiyon diyeceğiz. Ay şöyle 7 gün sonra... Tur atabilir. Tur atabilir. Kazanırsa. Antalya'daki. Ki Antalya Beşiktaş, Antalya maçı saat kaçta bakar mısın? Antalya'daki mi? Evet. Saati belli mi hocam? Bakayım. Bellidir ya. Canım. Antalya Spor... Başakşehir. Başakşehir mi? Hı hı. Antalya Başakşehir Cuma zaten. Cuma. Şimdi Cuma günkü 0-0 çıkarsa bugün Beşiktaş kazanırsa önümüzdeki hafta üst tarafta lig bitmiş oluyor. Evet. Böyle bir olasılık 7 Mayıs'ta var. Bitmiş oluyor. Tabii bu Başakşehir maçının oyun formatını da değiştirecek şimdi Başakşehir'in. Başakşehir bugün kazanmak zorunda. Evet. Her an hiçbir şekilde beraberlik yaramıyor. Hem berabere kalırsa Fenerbahçe yaklaşıyor hem de şampiyonlukta 7 puanlık fark korunmuş oluyor. Ya, beraberlik kötü değil ama. Şampiyonluğu falan hesaplamıyordur. Sen rahat ol Başakşehir. İkinciliği kurtarayım diye bakıyordur. Doğal olarak. Tabii ki şu hesabı yapıyordur. Biz yenersek Fener de haftaya yenerse falan filan hesapları vardır ama. Şimdi biz yenersek 64-60 yapıyoruz. Haftaya Fener Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse 64-63 yaparız. Onun Şenol Hoca daha çok düşünüyordur. Tabii. Ama Başakşehir açıkçası ikinciliği korumak adına bu kadar eksiğiyle, stoper eksiğiyle bir puan alırsam diyor en azından. Bir kredim olmuş olur yine daha. Çünkü bayağı bir hafta var. Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenecek. Garantisi mi var böyle bir şey yok. O yüzden de en azından kaybetmemek isteyecektir. Ama bugün Fenerbahçe kazanamamış olsaydı Başakşehir'in defansif bir oyun beklerdik. Başakşehir'den. Şimdi açık oynayacaklardır. Fenerbahçe'nin tekrar Fenerbahçe'ye dönelim. Rize Spor açısından önemli maçta iki tane pozisyon kaçırdı. Hikmet Karaman da muhtemelen diyecektir ki işte eksiklerimiz vardı veya işte çok kadromuz kısıtlı ama önemli pozisyonlara girdik. Özellikle Kueke karşı karşıya daha net ne pozisyon olabilir ve sonrasında Recep Niyaz'la atsak bugün Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmiştik. Sadane'nin kartı da çok acemiceydi diyecek muhtemelen. Bu açıklamaları yapacak haklı olarak bir teknik direktör penceresinden bakış belki açısından. Belki ikinci golden önceki başlama yerine takılabilir. Çünkü Hikmet Hoca hakemlerle ilgili serzenişi çok bu sezon. Onu takılabilir, onu söyleyebilir. Benzer cümleler kullanacaktır. Bir de bunu ekleyebilir ama son pozisyonu çok iyi hatırlamıyorum ama önde başladı, arkada başladılar diye bir şey söyleyebilir. Evet, enteresan bir şekilde kaleci Diallo, tecrübeli bir file bekçisi. Onu oynatmıyor. Kaleci, genç kaleci Gökhan'ı oynatıyor. O da bugün oyunun büyük bölümünde başarılı işler yaptı. Evet. Bir tane top çıkarttı o kalabalığın arasından hatta. Mermi vurdular. Kendi soluna gelen top. Evet, Skertel'i vurdu. Evet, müthiş kurtardı. İyi çıkardı, iyi bir reaksiyon gösterdi. Refleks veya reaksiyon. Kadroda bazı değişiklikler yaptı. Enteresan oyuncular oynatıyor. Yani Süleyman falan da bunlardan bir tanesi. Bir revizyon yaptı. Biraz işe de yaramış gibi gözüküyor. Yani Başakşehir belki istediği sonuçları alamıyor. İşte Rize Spor, Başakşehir maçı, bugünkü Fenerbahçe maçı ama birazcık sanki böyle bir kıpırdandılar gibi. Evet. Artık ama hep böyledir biliyorsun. İşler zora girdiği zaman biraz daha fazla efor sarf ediyorsunuz. Aslında yabancı sayısı da az değil Rize'de. Evet. Buna rağmen demek ki tercihlerini doğru kullanamamışlar. Ekonomik olarak zaman zaman Hikmet Karaman'ın serzenişleri var. Rakiplerimiz Gaziantep, Kayseri, devre arasında işte 8'er 9'er oyuncu aldılar. Ciddi paralar harcadılar diyorlar. Ama tabii kendi aralarında Metin Bey'le görüşmelerinde muhtemelen transfer istemiştir. Ama bütçesine göre hareket etmiştir. Ama sonunda şunu söyleyeyim. O kendi yönetiminde mi mesaj mı yoksa kamuoyuna mı sizce? Her yere. Her yere değil mi? Her yere. Tabii ki teknik adamlar ki Rize'de çok çalıştı. Sadece bu yıl değil Hikmet Hoca. Daha önce de çalıştı.
hanesine bir küme düşüren takım teknik direktör olmak istemez. Hiçbir insan istemez ancak pardon, Hikmet Hoca'nın devre arasında, perde arkasında transferin istediği gerçeği var. Bunu da açıklayamaz başkanı veya yöneticileri zor durumda kalmasın diye. Ama iş bittikten sonra hakemler bizi götürdü, transfer yapamadık demek ama bütün bu takımı, doğru değil. O takımı da Hikmet Hoca kurdu. Ama Hikmet tabii, Hoca'nın takımı bu. Ben de oraya gelecektim zaten. Bir kere sizin kendi kurduğunuz takım. Ancak şunu söyleyeyim. Şu anda gözüken 3 takımın büyük ihtimalle küme düşme ihtimali yüksek. Ancak inan futbol öyle bir şey ki. Baktım ben tekrar fikstürlere. Gözü Kayseri'ye gidecekler ki Kayseri'nin kadrosu iyi kadro. Çok az bir ihtimal var. Akhisar'la falan artık uğraşmasınlar Akhisar'da. Yırt 34 yaptı mı Akhisar? Akhisar bitirdi işi. Akhisar'ın altında Bursa, Alanya falan var. Evet. Bu yüzden yani üst üste 3 maç kazanabilir yani. Öyle bir fikstürü var. Şeyin Rize'nin ama takım çok iyi değil. Evet. Bir de şu var. Rize'deki maç küme düşme maçı oynuyorlar. Başakşehir ve ligin zirvesindeki takımla seyirci yok maçta. Küme düşerken. Şehrin böyle bir inancı yok değil mi? İnancı yok. Evet. Görüntü o net bir şekilde. Bir reklam arası verelim. Reklamların ardından birlikteyiz. Başakşehir Beşiktaş maçının kadrolarını ekrana getireceğiz ama Fenerbahçe'nin bugünkü Rizespor galibiyetini konuşuyoruz. Tabii ki konuk takım açısından da son derece önemli, kritik bir karşılaşmaydı. Fenerbahçe 90+3'te gelen golle güldü. Geçen hafta Galatasaray derbisi 90+'larda Josef de Souza galibiyeti getirmişti. Osmanlı Spor maçı Mehmet Topal 90+'larda galibiyeti getirmişti. Fenerbahçe bu yıl 90+'larda çok önemli puanlar toplamış oldu ve şampiyonluk yarışından uzakta olmasına rağmen de yine belki bir anlamda kazanma arzusunu da gösteren bir unsur değil mi hocam bu? Tabii ki. Tesadüf değil yani. Ama bu 90+'larda gelen galibiyetler olmasaydı çok daha fazla puan kaybıyla gerilerde kalmış da olurdu. Bugün Ozan Tufan ikinci ya da sağ beke geçti. Acaba zaman zaman bazı programlarda konuşmuştuk. Ozan Tufan sağ beke evrilemez mi? Sağ bek oynayamaz mı diye bundan sonra? Üçüncü alternatif olur. Van der Wiel, Şener ve şeyden sonra bu kadroda. Çünkü Bursaspor ilk sağ bekle başlamış futbola. Ama tabii pozisyonu geliştirebilir. Devamlı olan bir oyuncu. Git gel yapabilir. Zamanla kademi öğrenebilir ama asıl yeri orası değil yani tabii sonuçta. Şener'in de bugün belki Fenerbahçe formasıyla en kötü maçıydı. Antrenörün çıkarması da doğaldır. Bugün garip ya, hafta içinde bir problem yaşadı. Çünkü geçen hafta da 90+'larda 0'a kadar girip gol attıran bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu hafta çok kötü oynadı. Van der Wiel sakat mıydı? Var mıydı şeyde kulübede? Yoktu. Yoktu. Olsa kupada da sanıyorum Van Persie'nin attığı ikinci golün pasını da Şener verdi. Herhalde fizik maçın olarak sürantrene oldu bence. Olabilir. Çok üst üste gelen maçların ardından. Önümüzde bir hafta dinleyerek maç hazırlanır şimdi. O yüzden bu çok kritik bir hata yaptı Rizespor'un attığı golde ama devamında da kötü oynayınca avukat çıkarttı. Avukatın tabii maç sonrasında iki teknik adamın da beyanatları ekrana gelince onları yansıtacağız aylar sonra. Avukat süper gidiyorum diyordur canım. Avukat tabii kupada canım. Avukat gidiyor. Şu an diyordur ki ben bütün olumsuzluklara rağmen seyirci gelmiyor maçlara. Kupada finale atacağım kendimi. Bir maç kaldı. Avantajlı skor aldım. Emeklilikten ligde vazgeçmiş. De şu an ikincilik için çok kuvvetli adayım. Emeklilikten de vazgeçmişler sosyal. Hiç derbi kaybetmedim diyordur. Yani daha önemlisi emeklilikten vazgeçmiş. Yani sen emekli olacağım dediğin için Fenerbahçe takımı havlattı. Haberi yok. Emekli olacağım dedi. Hollanda milli takımına gidiyor. Büyük tabii ihtimalle. Nasıl emeklilik bu? Şeye çevirdi işi. Takım çalıştırmamaya çevirdi işi. Ya sen yönetimde diyorsun ki ben devam etmeyeceğim. Bunu oyuncuya da söylüyorsun. Bütün millete de söylüyorsun. Tabii belki de Fenerbahçe kulübü açıklamayacaktı bunu. Yollar ayrılsa bile. Tabii. Bu şekilde devam edecekti. Oyuncunun motivasyonunu etkiler çünkü. İş bittikten sonra Hollanda milli takımına gideceğini açıklıyorsun. Gitme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorsun. Hollanda milli takımı takım değil. Hani tabii ki kulüp takımları daha fazla çalışıyor. Daha fazla mesai harcamanız gerekiyor ama sonuçta kulüp takım için söylemiştim. Yarın bir gün bir kulübe giderse de ben kulüp takım için değil de işte güncel basket takım için demiştir diyecektir. Yani olmaz. Böyle bir teknik adamla bakın tekrar söylüyorum başarılıyım diyecek. Ben kupada yoluma devam ediyorum. Finale kalma ihtimalim yüksek. Ligde de ikinciye zorluyorum. Derbilerde şöyle başarılı oldum. Beni yenen yok. Ne Trabzon yendi, ne Beşiktaş yendi, ne Galatasaray yendi. Şimdi kendi penceresinden baktığımız zaman öyle diyecek.
bu kadroyla bunu başka kimse başaramazdı diyecek. Ama haberi yok ki bu seyirci daha önce ölüsü 15 bin kişi geliyordu. Şimdi çift hanelere gelemedi daha. Bu kadroyla bundan daha iyisini kimse yapamazdı diyecek. Onu da söyleyeceğim. Ben de yanılıyor diyeceğim ona kendisine. Muhtemelen öyle söylüyor. Sezon sonu değerlendirmesi. Öyle diyecek, öyle diyecek. Umurumda falan da değil zaten. Onun. Bakıyor işte. Haziran 4'te bitsin maçlar. Yürüyeyim gideyim Hollanda milli takımıyla zaten görüşüyor herhalde anladığım kadarıyla. Hollanda milli takımından da federasyonundan mutlaka çok baskı yapmışlardır. Çünkü Hollanda milli takımı tarihinin herhalde 50'leri 60'ları bilmiyorum da 60 yani Hollanda'nın çıkışı 70'lerden sonra şimdi emekli ol bakın. En kötü dönemini koskoca yaşıyor. Koskoca camia 20 milyon taraftarı olan bir camianın kulübün bak bir kulübü taraftarıyla camiasıyla alay etmekten fark yoktur. Ben emekli olacağım devam etmiyorum açıklaması. Evet, şimdi, emekliliğim öncesinde son kez büyük bir kulüpte çalışmak istedim evet, diyor geldi. Şekip Bonsuroğlu teklifimizi yaptık bekliyoruz dedi. Muhtemelen bu arkadaş da gitti Hollanda ile bu ara flört yaptı. Bir şekilde hadi bana eyvallah yaptı. Gitme, bilecek diye söylüyorlar ama bilemiyorum tabii. Ama sonuçta bir niyeti olduğunu biliyoruz. Kendisi de söyledi. Ama sen bombayı koyduktan sonra bir takım oyuncuları kaybetti. Bir takım oyuncuları işte. Ben mesela Emenike'yi bir maçta oynatıyordu. Niye oynatıyordu? Dalga geçer gibi. Bu dönemlerde hatırla çok puan kayıpları oldu. Şimdi kendisine göre bir kadro buldu. Ne yaptı? Lens, Atıf, Şecu. Beğenirsin beğenmezsin. Van Persie, olmazsa Musa falan. Orta saha, Alper, Mehmet Topal ve Josep de Souza. Savunmada da belirginleşti. Bir ara Van der Wiel de oynadı. O dalga geçtiği zamanlardı onun. Hani artık koptuğu zamanlardı işte. Ama son 4 haftadır aynı kadroyla oynamaya çalışan bir teknik adamdan bahsediyoruz. Evet aslında işler de biraz rast gitti. Yani Akhisar maçında iyi oynamadı Fenerbahçe. Galatasaray maçında da çok beklenen futbolun uzağındaydı. Yani o kazanırken de aslında kazanması aldatmasın. Kazandı ama işte aması var. Şimdi iki pencereden bakarsınız. Şimdi 90'larda atmasalar oradan belki 8-10 puan düşebilirsin. Tabii. Böyle bakarsak futbola ve doğru bakmış olmayız. Uzun vade için geçerlidir belki ama kısa vadede ikinciliği kovalarken bazı takımlarını hüner olarak koyabiliriz. Eğer oyunun sonunda iyi orta yapabiliyorsa, indirebiliyorsa veyahut da Fenerbahçe'nin son hücumunda sağ bekin sıfıra inip de ortaladığında 3 tane daha Fenerbahçeli varsa, orta sahancı da gol atıyorsa bu da bir hünerdir. Tabii doğru yani, yaptığı şeyler de vardır tabii, mutlaka tabii. Futbolda öyle ama, bir gerçek var. Evet ama çekirge misali olacaksa her zaman 90 artıda atamayabilirsiniz. Ama 90 artıda attıkları goller genelde Fenerbahçe'nin iyi tarafından bakacak olursak 2-0, 3-0'ken değil. Puan alacak, puanlar alacak goller oldu. 3-0'ken 4. atabilirsin belki. Ama o 3-0'ken 4. atan takım daha önemli iyi takımdır. Tıpkı Beşiktaş'ın 96'larda 3 dakikada 2 tane pozisyona girmiş olması gibi oyun felsefeyi gösterir. Fenerbahçe'nin oyun felsefesi yememek, sonra yakalarsam atmak üzerine. Bugün Rize ile oynuyorsunuz, oyunun sonları gelmiş. 1-1 oyun. Mehmet Topal, Alper ve Josep de Souza oradaysa, yetmedi 2 stoper de orada oynuyorsa zaten sizin formatınız 0 ceptedir. O yüzden de böyle tek tek gidiyor. 1-0, 2-1, 1-0. Son 4 galibiyetin 3'ü tek farklı. Akhisar maçı 3-1, o da 90 artılarda evet, 3-1 oldu. Evet. O maç da sonradan koptu. Evet. O da yani kafa kafaya çekişmeli giden bir maç. Bu sadece sonra. Bizim kalitemiz yok. Mazereti olmaması lazım bunun. Takımın oyun karakterinde de alışkanlığında da problem olduğunu düşünüyorum. Lens ve Alper bugün çok istekliydi hücumda. İkisi de bayağı zorladılar. Şimdi bir kere sahanın en artı oyuncusu Alper ve skora katkısı aldığı için Musa Sof. Şimdi Lens benim için çok değerli bir oyuncu. Ancak maç ve oyun içerisinde ve maçlar arasında bir dengesizliği var yani. Tam et mi balık mı belli değilden değil ama iyi bir oyuncu fakat konsantrasyonu muhtemelen takım geçmişinde de bu kadar yeteneğine rağmen yıldız oyuncu olmadıysa, büyük yıldız oyuncu, bir problem var. Çok büyük yıldız adayı tabii Lens. Ama yani sonradan beklenen düzeylere gelemedi. Evet. Ama düşündürücü ve tehlikeli olan ne biliyorsun? Aslında istatistiğine bak, Musa Sov'un ortalaması yüksektir. Gol istatistiği. Van Persie'ye de bak, o da yüksektir. Ama bana soruyorsan, seneye onların önünde 2 tane oyuncu lazım. Ne Van Persie, ne Musa Sov'un birinci veya ikinci oyuncuyla başlaması ve aldatabilir. İyileşse Fernando'yu da kapıyorsunuz değil mi? Şimdi sen Musa Sov 2 tane attı, vay be işte kaldı, kalmalı. 4 santiforla da vedalaşması lazım yoksa bazıları alternatif olarak yedekte kalmalı tabii. Yani, kalır tabii canım. Bir de UEFA kriterleri sıkıntım var. Mutlaka kalacaktır ama Van Persie'nin ve Musa Sow'un attığı goller bazen
kötülük olarak dönebilir. Yani bunları evet biz bunlarla yolumuza devam ediyoruz kararı aldırırsa bu goller Fenerbahçe'yi uzun vadede başına bela açar. Bugün için iyi ama gelecekle ilgili bak Musa gördün mü bak verdiğin zaman şans 2. Fenerbahçe'nin dev kadrosunun ilk 11'inde Musa yoktur. Musa değerli bir oyuncudur, yedek oyuncudur. Van Persie değerli bir oyuncudur, maksimum yedek oyuncudur. Fenerbahçe gibi. Ama Van Persie kalırsa yedek kalmayı kabul edip yedek kalmaktan mutlu olup çalışma performansı, temposu falan etkiler ya. Öyle bir oyuncu değil ki. Ben yedek kaldım ama kendimi göstereceğim. Ya onu kimse yedek bırakmaz. 75. dakikada gireceğim, son 15 dakika çırpınacağım. Güntekin, Van Persie yedek bırakılan bir oyuncu değil. Van Persie yedek kalmak isteyen bir oyuncu. Baba zaten kafasına göre ya sakat ya oynarım diyor. Rize'ye gelirim diyor. Gelmem diyor. Yani Van Persie antrenör oynatmamazlık yapmıyor ki. Formayı o veriyor. Kendisi veriyor. Tamam orasında herkes mutabık zaten. Yani böyle bir oyuncuyu ortalaması yüzdesi yüksek diye hatta Musa Sow gibi oyun içerisinde tabii enteresan golleri var. Kritik golleri var. Seyircinin de sevgilisi. Devamlılığı yok onun da hocam. Ama işte dediğim gibi oyun içerisindeki yeteneği, alışı, verişi, lüksü falan başka bir şey Fenerbahçe forması. Van Persie içlerinde en önemli yetenek ama işin sonuna gelmiş. Evet Van Persie'nin ortalaması, maç ortalaması yüksek. Evet Musa Sow'un maç ortalaması yüksek dersek bugün de Emenike'nin vurduğu topu gösteririm. Bir de kafayla indirdiği asisti gösteririm. Buyur Emenike'ye devam et derim Emenike o zaman. De tabii diyecek. Bazen, Emenike'ye de sorsak diyecek ki ben ligde Avrupa Monaco'ya iki tane gol attım diyecek. Şimdi kendilerini aldatmamalılar. Yani kulüpler hiçbir her oyuncu için geçer. Diyelim son 5 hafta ikişer tane attı. Oo yırttık almayalım bir santifor demek Fenerbahçe'nin geleceğini dinamit atmak demektir. Musa haftaya datsa veya Van Persie datsa kesinlikle ve kesinlikle birinci santifor almanı lazım. Kim olur bilmem. Fernando inşallah Allah sağlık verir. O da değildir Fenerbahçe'nin santiforu. O zaman çok Fenerbahçe'nin transfer politikası ki santifor herkesin aradığı, herkesin ilgilendiği bir bölge. En zor pozisyonlardan bir tanesi. Seçmek, tercih etmek, başarı yüzdesi. Hakikaten kolay iş değil. İyi santifor herkes ister. Bir kere Mehmet Ekinci'nin dışında minimum bir tane daha sırt dönük defansından top alabilecek, şöyle gidecek oyuncu lazım. Bu kadar basit yani. Önce öndekilerden önce arkadaki oyuncunun böyle bir topu kullanabilmesi lazım. Oğuzhan'ın tarzında biraz daha defansif ama Oğuzhan tarzında yetenekli bir oyuncu lazım. Bunun dışında sol ön, sağ ön, Lens belirsizliği için. Bir de eğer Lens kalacaksa kesin 4-3 oynayan antrenör olmalı. Bak 4-3'ün dışında 4-2-3-1 oyuncusu falan değil Lens. Klasik 4-3-3 ama 4-3-3 de Josep de Souza gibi sağ içle değil. Emre Belezoğlu gibi sağ işle lazım. Sol iç Emre Belezoğlu. Yani verip bindirecek. Yani yakın oynayacak ona bir oyuncu lazım. 4-2-3. Peki Mehmet Ekici oynar mı 4-3-3? Çok kuvvetli olması lazım. Aerob kapasitesi yüksek. O zaman da böyle bir soru çıkıyor. Aerob kapasitesi yüksek ama benim biraz takıntım oldu bu konu. Bir kere Fenerbahçe'nin bir duran top kullanıcısı sıfır. Hiç yok. Türkiye Mehmet Ekici kullanır. Türkiye Ligi'nin en kötüsü. Alper kullanıyor. Kısa düşüyor hep genelde. Evet. Bir kere iki kesin solak bir adam lazım yani. Oyun iki yönünü oynayan yoksa forvet olarak solak. Solak yok Fenerbahçe'nin yetenekli solak. Bir Van Persie kalırsa duran topu mecbur ona kullandırıyorsun. Yani 4-3-3 oynayacaksanız öndeki oyuncuları ona göre alacaksınız. Bunu da Aykut Kocaman raporunu verecektir. Diyecek ki ben 4-3 oynayacağım. Zaman zaman 4-2-3-1 oynayacağım ama ben klasik 4-3 oynayacağım diyorsanız. Bu kararı neye göre verecek? Şimdi Lens dediniz ki Lens kalırsa Lens, mutlaka 4-3 oynamalı. Lens oyuncu kalıp kalmayacağı belirsiz. Lens, o zaman işte ben 4-3 oynayacağım. Lens 4-3-3'te ısrar etmiyorum derse Lens hiç almasın. Bak tekrar 4-3-3'ten başka bir şey oynamaz Lens. Sağ açığından başka. 4-2-3-1'de falan hiç düşünmeyin. Çünkü bazı oyuncular vardır. Hakikaten üzerine takım yapmaya değer. Hani Lens öyle bir oyuncu mu değil mi? O tartışmaya girmeyelim tabii de. Değerli bir oyuncu. 4-3-3'te hakikaten etkili olabilen bir oyuncu. Ona göre takım kurarsa nasıl yapacak? Nasıl bir süreç işleyecek? Şimdi orada tekrar orta saha çıkıyor. Çünkü hücum yaptığınız zaman bir kere Lens ligimizde paralel pası en iyi atan oyuncu. Üst içi böyle kesiyor. Paralel gidiyor bölgeye. Yani altı pas. Kaleciyle stoperle veya santifon arasında iyi kesiyor. İşte buraya bazen Fenerbahçe'de golleri buluyor ama Musa Sow özellikle. Ama Fenerbahçe takımı genelde bu top böyle hop taca doğru gidiyor. Bugün de olduğu gibi. O yüzden oradaki sol tarafta oynayan oyuncu, santifor kadar orta sahadan destek olacak oyuncu da lazım. Bak orta sahadan destek oyuncu da lazım. Bu da orta sahanın solunda oynayan 4-3-3'ünü söylüyorum. Ama 4-2-3-1 oynayacaksanız bir kere forvetin arkasındaki oyuncunun çok ama çok ikinci Talisca gibi 10-15 tane gol yapması lazım.
Evet tabii o denklemi yani bu için. Önemli ama hep kilit nokta ne? Orta saha oyuncularının yapılanması. Bir, savunmadan çünkü Fenerbahçe'nin stoperleri böyle adrese teslim pas atabilen oyuncular değil. Topla rahat rahat dripling yapabilen zaman zaman çıksalar da değil. Bekleri de çok böyle yumuşak bekler değil. Peki bu beklerle devam eder misiniz? O da... Bak, şimdi hiçbir teknik adam veya hiçbir Fenerbahçeli veya hiçbir yönetici hep daha iyisini almak ister. Ama bir kere kriterler var. Ben vaktimi, paramı sağ bekle, sol bekle uğraşarak şu anda belki Fenerbahçe için çok üst düzey olmayabilirler. Ama Hasan Ali varken ben gidip de sadece İsmail'i bırakayım, sol gideyim, bir para vereyim, alayım durumun yok ki. Ha param varsa, kriterlerin açıksa iki tane bek al. Sağ bek de al, sol bek de al. Ama senin daha önce bu bütçenle daha önemli yerlere oyuncu alman lazım. Bu anlamda şimdi kaleci... Bek oyuncuları hocam ne kadar önemli ya. Dün mesela seyrediyor Real Madrid maçı, Marcelo falan. Müthiş bir oyuncu. Marcelo, çok üst düzey bir oyuncu. Bu şu maçı rengini değiştirdi. Roberto Carlos falan büyük oyunculardı ama bu Marcelo benim gördüğüm en etkili sol bek. Evet. Ben Brighton'ları falan da seyrettim. Ama bu başka bir oyuncu. Bence de yani Roberto Carlos'tan daha ince yumuşak bir oyuncu bir kere. Roberto Carlos hızlıydı, topa iyi vururdu tamam ama bunun yumuşaklığı falan çok daha fazla. Yumuşaklığı, temposu, çabukluğu, oyun disiplini, kene gibi. Evet. Bir kere disiplinsiz davrandı. O da gol yediler. Messi cezayı kesti son maçta. Evet. Barcelona'da hakikaten çok meziyetli. Bir sol bek için çok meziyetli. Yıllardır da istikrarlı. Müthiş oynuyor yani hakikaten. Yani... Bak Marcelo bir de Barcelona'nın en büyük kaybı da unutma. Tabii ki Xavi önemlidir. Tabii ki şu boy ama Alves oldu. Dani Alves takımın hücum aksiyonlarını ilerli oldu. Messi'yi bile etkiledi. Hücumu beşliyordu, orta sahayı dörtlüyordu. Evet, müthiş bir oyuncuydu. Juventus'ta da iyi oynuyor. Juventus'ta da iyi oynuyor. Sen Messi onunla daha mutluydun. Belki Brezilya'dan alacaksın hocam. Alexandro da mesela Juventus'u sormak müthiş bir oyuncu. Alves Brezilyalı, Marcelo Brezilyalı. Yıllarca tarihe geçmiş bütün bekler, Cafu'su, Roberto Carlos'u. Hakikaten iyi, Brezilya'dan iyi bek çıkıyor. Çünkü şöyle... Genelde de teknikler, balta hiç görmezsin. Neden? Teknik ve hücumcu bek istiyorsan. Neden? Çünkü onlar çölde, şeyde, kumda ve sokakta büyüyorlar. Beklerin koordinasyonu çocukluktan itibaren fazladır. Bugün bazı büyük kulüplerin altyapılarında toprak ve kum sahalar yapmaya başladılar. Bence çok da doğru yapıyorlar. Bugün büyük kulüplerimizde bir tane toprak veya kum saha yok bildiğim kadarıyla. Bu çocukları zaman zaman oraya sokup, artık o halı gibi sahada stop pass, stop pass var ya, bundan biraz kurtulup, tabii ki olsun... Ama biraz da işte cam kırsın mesela çocuk. Özellikle küçük yaşta tabii o koordinasyonun kalabalığın içinde tekniğe girişmesi için. Çok doğru bir şey söylemişti bir programımızda, Adil Oyun programında. Çocuk zaman zaman camı kırmamak için itinalı davranırken farkında olmadan teknik kapasitesi ve koordinasyonu gelişir. Hakikaten de Porto'da bildiğim kadarıyla kum sahaları falan varmış küçük. Bu önemli. O yüzden de tesadüf değildir Brezilya'dan. Tabii. Hatta Güney Afrika oyuncular da çok yetenekli olurlar. Niye? Çalıların arasında oynuyorlar. Kalabalığın içinde oynuyorlar. Bir tane çocuk var, 10 oynuyorlar. Tane çocuk var tabii, değil mi? Tabii. Bu onların koordinasyonunu ve toplu olan alışverişlerini zaten doğal olarak çocuktan itibaren biraz yeteneği de varsa geliştiriyor. Ama 10 yaşında o formayı gıcır gıcır giydiriyorsun, ayakkabıları da mis gibi alıyorsun, götürüyorsun, güzel bir suyun içeyim, şak 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 oynuyor. O biraz basit geliyor. Yani çocuklar doğal olarak büyümesi lazım. Futbolcunun. Tabii belli bir yaşa o yüzden kadar de bu Cafu, Marcelo, Roberto Carlos. Maicon da iyi bekti yalnız Maicon değil mi? Maicon iyi bekti. Tabii ne bekler vardı. Müthiş bekti Maicon da. Hakikaten Brezilya'dan çok iyi bekler çıkıyordu. Neticede bek konusu açılmışken daldan dala atladık başka yerlere gittik. Daldan dal değil aslında bek, futbol konuşuyoruz sonuçta. Yani ben mahallede, Turan Mahallesi'nde, Nazilli'de böyle parkeli bir mahallede oturuyorduk. Yemin ediyorum ayak parmağımın kesildiğini bilirim. Ayağımın yere vurduğunu taşlar. Mahalle arasından yetişen çocuk daha yetenekli olur. Tabii. Niye daha yetenekli? Ama belli bir yaşa kadar. Hatta hatırlarsın. Çim sahaya da geçme zamanı olacak. 12-13 yaşında da geçecek çim sahaya. Hatta topları hatırla böyle uçan toplardı hafif böyle. Gelirken plastik derdi mahalle, bunu almak için ne yapardık? Bak ne yapardık? Topu. Biz hep böyle bakardık topa. Kontrol etmek için falan bilmem ne. Yani onun içerisinde bir anda yavaşlar top. Şimdi öyle değil ki. Ha bu arada şunu söyleyeyim yalnız. Ben 2-3 haftadır kafam takılmıştı. Bu Fenerbahçe'de Ülke Arena'nın zeminini kesin değiştirmeleri lazım. Niye bak hocam? Oyuncu sakatlanıyor. Bazen yüksek kalıyor çimler ki bugün bence yüksekti. Kalecinin sakatlığı da sol ayağından kaldı. Kramponu takıldı. Topun şiddetleri de önemli. Ve mesela şu anda Mayıs ayına girmek üzereyiz. Halı gibi olması lazım. Beğenmedim zeminini. Mutlak surette şampiyonun oynadığı için en azından Beşiktaş'ın stadı gibi, Trabzon'un gibi, Riva'daki tesislerde gibi hibrit gibi. Bak kesinlikle bakın Fenerbahçe yemeyecek, içmeyecek.
Birinci transferden önce Otçim'e dönsünler bu yaz. Bak ne yapıp yapsınlar. Halı gibi sahada oynasınlar. Bir ayda yapılıyor aslında. Bir şey değil yani. Yani eğer bu Güneş'ten dolayı bir problem yoksa yani niye yapmazlar? Bir oyuncu alacağına bir tane saha yap. Zemini yap. Çok büyük avantaj. İki, duran top kullanan al. Antrenman sahasında yapması duran lazım. Duran top kullanan al. Efendim? Antrenman sahasında yapması yapar lazım. Yapar canım. Niye yapar? Onu yapar. İkisini beraber paket. Bir sürü paket. Tesisleri var. Tabii yapar. Ama çok önemli. Bir zemin, iki şey, duran top kullanıcısı bulacaksınız. Tabii futbolda %30'u ya duran top şu anda. Büyük az, takımlar için. Ki. Bir reklam aramız daha var. Tekrar birlikteyiz. Bu arada az önce konuşmuştuk. Neden Perşembe günü oynayan Kasımpaşa Pazar oynuyor diye. Valilik ve Emniyet, İstanbul Emniyeti 1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da özellikle maç oynanmamasını istemiş. Tamam. O yüzden Bursa'da böyle bir durum yokmuş. Bursa'da Bursaspor Galatasaray 1 Mayıs'ta oynayabiliyor ama İstanbul'da güvenlik nedeniyle oynanmasını orada istemiyor. Orada işçi bayramı yok mu? Ya İstanbul'da oynanmasın diye. Öyle. Şimdiden kutlayalım biz işçi bayramını. İşçi bayramı, emekçinin yani bayramını emekçinin kutlayalım. Bayramı. 1977'de kulaklarımızın ablam da Taksim demiş biliyor musun? O müthiş. Evet. Evet. 1977 Taksim Meydanı'nda. Şöyle huzurlu, sağlıklı bir 1 Mayıs geçiririz inşallah. Yaşanan olaylar ki orada hayatını kaybeden yurttaşlarımızı da bir kez daha analım. Hasretle, aynen, sevgiyle. O gün hakikaten biz de mesela Barbaros Bulvarı'nda oturuyorduk. O işçiler oradan geçmişlerdi kortej halinde. Kalabalık, ben küçük 6 yaşındaydım, hatırlıyorum mesela. Binlerce kişi geçmişti. Bayağı böyle coşkulu bir bayram vardı. Hikmet Karaman ne demiş? Takım olarak kapasitemizin üzerinde iyi şeyler yapmaya çalıştık. 1-1'den sonra karşı karşıya kaldığımız pozisyon vardı. Gol olsa avantajlı duruma geçebilirdik. Pozisyonlara girdik ama gol için daha olgun ataklara ihtiyacımız vardı. Kırmızı kart kararı doğruydu. Oyun 6 dakika durakladı. Son dakikalarda 10 kişi kaldık. 90+2'de gol yedik ve yenildik. 1 puan da bizim için önemliydi ama 10 kişi kalıp duraklama bölümlerinde kaybetmek insanı çok üzüyor. Demiş Hikmet Karaman'ın. Maç değerlendirmesi. Tabii teknik adam olmak zor. Bütün hafta takımınızı hazırlıyorsunuz, çalışıyorsunuz, rakibi düşünüyorsunuz, oyuncuları motive ediyorsunuz. Ve maç içerisinde tabii ki artık ipler sizin elinizde değil. Oyuncuların inisiyatifleri, oyuncuların kararları, onların artıları ve eksileri devreye giriyor. O yüzden teknik adamlığın hakikaten çok zor bir iş olduğunu vurguluyor. Evet, Türkiye'de daha da zor. Çok zor. Son dakikada tam kazanılmaya yakınken kaybediyor. Gol kaçıyor filan. Artık Hikmet Hoca'nın beyanatı böyle. Advokatın da maç sonundaki görüşleri ekrana gelirse onu da ekrana getiririz. Bugün Volkan Demirel cezalıydı. Kaleci Fabiano sakatlandı. Onun yerine de Ertuğrul oynadı. Ertuğrul da çok kenarda kaldı hocam. Bu üçüncü kaleci olup da bu kadar kenarda kalabilecek kapasitede ve kalitede bir kaleci mi sizce? Geçenlerde... Yani Süper Lig'de birçok kulüpte de oynadı. Samsun'da, Kayseri'de filan. Geçenlerde karşılaştım bir yerde, bir kahve içti böyle. Yanında dostlar vardı, ben tanıdım arkadaşlar. Ne yapmalı dediler, oynamalı dedim. Hayrettin önemli bir kaleciydi ama çok uzun yıllar yedek kaldı. Sürekli oynamaya başlayınca milli takıma gitti. Ertuğrul'un oynaması lazım. Ben oyuncunun büyük takımla oynamasını isterim ama önce oynamasını mesela isterim. Mert de yedek kalıyordu, oynamayı tercih etti, gitti, evet, ayrıldı. Şu anda belki formayı tabii, kaptı. Yani Ertuğrul tabii. Ertuğrul bunu çok yaptı. Hem Sivas'a gitti, hem Samsun'a gitti. Sivas'a iki Kayseri'ye gitti. Kayseri'ye gitti, Samsun'a gitti. Bilmiyorum tabii, Fabian'ın durumu da önemli. Kiralık çünkü bir oyuncu. Sakatlığı da önemli. Çıkmak zorunda kaldı. İnşallah çaprazında bir şey yoktur. Bir menisküsle veya küçük bir sakatlık da geçirebilir. Bilemiyoruz tabii Ertuğrul'un düşüncesi ama ben kaleci oynayacak yani. Bir de kupa maçlarında da fazla oynamadı. Evet. Yani üçüncü kale çok az süre aldı. Evet. Bugün hemen hemen belki de ligde ilk kez oynuyordur. Ama galibiyette önemli pay sahibi. Bu tarafa doğru dikkat yapsaydı sarı kart olmayacaktı. Doğru. Başakşehir-Beşiktaş maçı haftanın maçı tartışması. Sezonun en önemli maçlarından, evet, bir tanesi belki de. Kadroları hazırsa Hakan ekrana getirelim. Evet, Başakşehir ev sahibiyle başlayalım. Medipol Başakşehir'in kadrosu şu anda ekrana yansıyor. Teke düşemiyor muyuz Hakan? İkili mi böyle? Okuyamıyor musun? Okuyorum da fokuslanmak için, odaklanmak için, evet. Kalede Volkan Babacan, cezası bitti. Bugün oynuyor, onu da konuşuruz şimdi. Kaysara, Bekir Attamah,
Eren, Bekir iyileşmiş oynuyor Başakşehir cephesinde. Önemli bir gelişme. Çünkü Epriano cezalı, Yalçın kadro dışı ve cezalı. Bekir oynayıp oynamayacağı belli değildi. Emre Holmen, Vişça Mossoro, Cengiz Adebayor, Başakşehir bayağı hemen hemen bir oyuncu dışında iyi bir kadroyla çıkıyor. Atlamah bir orta saha oyuncusu, hani mecburen stoper oynuyor. Epriano da olmuş olsa tam kadro diyebiliriz. Neredeyse? Mahmut da tabii. Mahmut yok bir tek işte bir de. Mahmut yok. Fena bir kadro. Tabii Bekir'in uzun süredir oynamaması tabii. Çok etkili hücum yapan takıma karşı fiziki anlamda ve sakatlığı anlamda nasıl bilmiyoruz tabii. Beşiktaş'ın kadrosunu ekrana getirelim. Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk. Burada zaten Beşiktaş'la ilgili tek bir soru işareti vardı. Abubakar mı, Cenk mi? Geçen hafta Abubakar başladı, gol attı. Bu hafta Cenk'le başlıyor. Bu acaba Cenk formayı hak ediyor. Sen bu takımın önemli oyuncususun, yıldızısın. Ligin gol krallığına giden oyuncusun. Bugün sen oyna. Geçen hafta Abubakar gol atmasına rağmen mi, yoksa performans odaklı mı? İki sebepten. Birincisi senin sebebin. İkincisi sebebi de şu olabilir. Hafta içerisinde kollarına girip götürüyorlar sakatlanmıştı Abubakar. Abubakar idmanda bir sakatlık geçirdi ama önemli bir şey değil ama dediler. Ama senin söylediğin sebep de önemli tabii. Ama Burak'ın bu savunmasına karşı ben Abubakar'ı tercih ediyorum. Evet, eksik savunmasına merkezden karşı. Merkezden çünkü ilk kez oynayan bir ikili var. O yüzden. Daha ideal, hareketli değil mi? Daha ideal deparlı. İkilisi yok. Hatta evet. İdeal ikilisini bozacak üçüncü oyuncu da yok. Ama tabii hocanın tercihidir. Başakşehir çok tartışıldı. Geçen hafta Rize'deki olaylar, yaşanan kavga, arkasından gelen cezalar. Kaleci Ufuk ve Yalçın'a 5'er maç ceza, Volkan Babacan'a 1 maç ceza, Emre Belezoğlu'na para cezası verildi. Şimdi bu karar, disiplin kurulunun bu kararı da tabii haliyle tartışmalara yol açtı. Çünkü video görüntüleri vardı ve herkes bu video görüntülerini izledi. Kuşkusuz hocam, Profesyonel Disiplin Kurulu da izledi bu cezaları verirken. Tartışmanın olmasının sebebi şu, ben izleyicilere özetleyeyim. Şimdi Ufuk vuruyor, tokat atıyor. Yalçın tekme atıyor gazeteci Selman arkadaşımıza. Volkan Babacan da hem gırtlağını sıkıyor hem de yumruk atıyor. Şimdi görüntülerde biz bunu gördük. Değil mi hocam? İtirazınız var mı? Ufuk tokat atıyor, Yalçın evet. Tekme atıyor, Volkan da hem gırtlağını sıkıyor hem de yumruk atıyor. Görüntülerden gördüğünüz kadarıyla. Şimdi Ufuk 5 maç aldı, Yalçın 5 maç aldı. Niye Volkan Babacan 1 maç aldı diye soruyor herkes. Şimdi tabii ki bunu konuşmanın ne faydası var? Birazdan 1 saat sonra maç başlayacak. Kime ne faydası var, ne zararı var? Mı? O başka bir konu. 1 saat sonra mı? 10 dakika sonra, 12 dakika sonra. Ama ben, bu kararı çok konuşuldu, tartışıldı. Bu konuyla ilgili nihai fikriniz ne hocam? Ben nihayinden çok öncesinde de cezalar açıklanmadan sonrasında da açıklama yaptım. Biraz da sert bir açıklamaydı. Buna da alınmış olabilirler. O doğaldır da. Bana tek destekçi olan da Serdar Çeliker'di. Onu da söyleyeyim, Serdar Çeliker. Çünkü isim Başakşehir olunca, gazetede turkuaz olunca herkes tırsıyor nedense. Ama maalesef gerçekleri söylemekten de kaçınmamak lazım. Çünkü adalet duygusu olmadığı zaman güvenilirlik olmaz. Başarılar suni olur. Böyle biz kendi aramızda oynarız. Bu konuyla ilgili de çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ancak Göksel Bey de haklı olarak, kendisine göre haklı olarak benimle ilgili bir demeç vermiş. Bir eleştiride bulunmuş. Buna da eyvallah. Ama eğer, gerçi röportajı verdiği gazete genelde bana sallar da söylemediğim cümlelerden dolayı. Eğer Rıdvan Dilmen diye başlayıp iki kez cümlenin içerisinde Rıdvan diye hitap ediyorsa, ben o Rıdvan'ın karşılığını, ben çünkü hayatımda Göksel falan demedim bir şeyde. Karşılaştığımda da söylemedim. Bana da Rıdvan Dilmen diyecek veya Rıdvan Bey diyecek. Veya Rıdvan Hocam der diyecek ki öyle derdi bana. Eğer röportajını dinlemedim, okuduğum için söylüyorum. Rıdvan demesinden son derece rahatsız oldum. Benim soyadım var, yaşça büyüğüm, antrenörlük yapıyorum. Nasıl ki benim yaşça küçük olmama rağmen Göksel Bey, Göksel, çünkü ben Göksel Bey'le hiçbir problem yaşamayan, yayınlarda bir örnek kulüp olarak gösterdiğim bir futbol adamımdır. Benim söylemlerim sert ama gelebilir ama... Göksel Bey genellikle bu konularda hassastır. Demek yani konuşurken hassas Gültekin yoktu. Bey der, Rıdvan Bey der, hep öyle konuşur. Hoca derdi bana, hocam der. Demek ki şu anda kaptırmış kendini, olabilir bilmiyorum. Ben o konudaki görüşüm aynı. O gün de söyledim. Tuğba Dural'ın programına da bağlandım. Programında dedim ki bir tiyatro oynandı Türkiye'de. Kötü bir sinemaydı daha doğrusu. Sinema rezalet bir filmdi. Sonu belli olan bir filmdi.
kulüple federasyon, disiplin kurulları, federasyon yöneticileri anlaştılar. Böyle bir rezalet ortaya çıktı. Sonuç bu. Eğer bugün Volkan Babacan kaledeyse, eğer Yalçın evindeyse bundan ne adalet bekleyelim Türkiye'de, ne bir şey bekleyelim. Benim söylediğim sadece buydu. Bununla karşılığı Fenerbahçe'de olsa, Başakşehir'de olsa benim için aynı düşünce değişmeyecektir. Bu bir rezalet yaşandı. Rezaleti iki de günde hallettiler. Bir, neden salı günü açıkladılar? Durmaya, bismillah ya, perşembe açıklayın. Çarşamba kupa maçı vardı. Niye? İşte onun için yaptılar zaten, merak etme. Allah'tan bu, hani bilmiyorum da, iyi o maçı yetiştirmediler. O maçı aradan çıkarmak için perşembe yaptılar. Salı günü yaptılar. Salı günü toplanır, bakarlar, perşembe karar verilir. Hadi bismillah toplanalım. Daha önceden verilmiş karar. Çünkü sevk edilmeden önce federasyonun aldığı kararı Başakşehir Spor Kulübü açıkladı. İki oyuncu kadro dışı. Yani iki oyuncu, evet. Aynı kararı federasyon verdi. Diğer iki oyuncusuna vermedi ceza. Biz de salaktık, biz de seyrettik. Adaletin olmadığı yerde şampiyon olsan ne olur, olmasan ne olur. Sonra da bize herkes bu konularda rahatsız oluyor. Rahatsız olmaları da umurumda falan da değil ayrıca. Bu stüdyolarda futbol zirvesi TRT stüdyolarındaki haftada bir çıkıyorum. Başakşehir Spor'un örnek kulüp olduğunu okullarda göstermemiz gerekiyor diye düşünüyordum. Ama şu olaydan sonra ben fikrimi söyledim. Kim destekliyorsa desteklemeye devam etsin. Kolay gelsin diyorum. Ama kendimle ilgili de benim şahıslarla asla benim hiçbir sorunum yok. Göksel Bey'le asla yok. Rıdvan dediyse bana Göksel'le sorunum yok diyorum ben o zaman. Ve konuyu da kapatıyorum. Evet. Bakalım maç ne gösterecek bize? Çok önemli bir karşılaşma. Avukatın da beyanatını verip programı kapatalım. Bu maç rakibimizin ligde kalması için çok önemliydi ve zor geçeceğini biliyorduk. Öne geçtik. Devamının kolay geleceğini düşündük ama oyunumuzu sürdüremedik. Şener'in de hatasıyla beraberliği yakaladılar. Şener o pozisyona takıldı ve bu performansını etkiledi. Ozan Tufan iyi iş çıkardı ama sonuçta o da sağ bek değil. Şansın da yardımıyla son anlarda bir gol attık ve kazandık. Emenike forvet olarak oyuna girdikten sonra ikinci golü bulduk. Ligin ilk yarısında Sol çok şans buldu ama Afrika Kupası'ndan sonra fizik durumu iyi değildi. O bir kanat oyuncusu, santrafor değil. Beşiktaş karşısında forvette kimin oynayacağı konusunda herhangi bir zorluk yaşayacağımı düşünmüyorum. Demiş avukat. Enteresan. Sol kanat oyuncusu, santrafor değil demiş hocam. Şöyle diyor, tercüme edeyim. Haftaya Musa Sol oynamıyor diyor. Evet. Öyle diyor. İki tane gol attı ama diyor. Ben haftaya oynatmıyorum diyor. Şimdiden takımı yazabilirler. Santrafor, Van Persie, solda Atıf Şevcu oynatacak anlaşılan. Veya sürpriz yapıp Volkan oynatacak. Veya işler yoluna giderse. Yani Musa Sol oynamayacak haftaya yani. Evet, süremizin sonuna geldik. Avukatın beyanatı son görüntülerimizdi. Başakşehir Beşiktaş maçının hem devre arasında hem de maç sonunda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.